Herkese merhaba. Başlıktan da gördüğünüz gibi bir trend videosuyla karşınızdayım. Yaz evet bitmek üzere ama hala vaktimiz varken bence denememiz gerektiğini düşündüğüm 5 trendden bahsedeceğim. Şimdiden söyleyeyim, bu videonun star markası Bottega Veneta olacak. Çünkü bu marka trendlerin bayağı bir öncüsü oldu. Tabii ki de bu trendleri denemek denememek size kalmış bir şey. Ama ben en beğendiklerimden bahsetmek istedim. O zaman hep beraber bakalım o 5 trend neymiş. İlk bahsedeceğim trend bir ayakkabı trendi. Zaten böyle ince bantlı sandaletler geçen seneden beri aslında çok yükselişte. Ama benim şu an bahsetmek istediğim şey bu ayakkabıların burunları. Biliyorsunuz ki normalde ya sivri burun ya da işte normal yuvarlak burunlar çok oluyor. Ama şu sıralar böyle köşeli burunlar ya da kare burun dediğimiz ayakkabılar çok yükselişe geçti. Bu ayakkabılarımda da gördüğünüz gibi bunları Zara'dan almıştım. Ama çok kısa süre durdu ve hemen bitti maalesef. Ama piyasada sonuçta bir sürü çeşidi var. Hatta yine işte tam olarak Bottega Veneta'dan ilham alınmış 3 renkte, yanlış hatırlamıyorsam pembe, yeşil, mavi kara burunlu terlikler getirdi Zara ve zaten pek çok markada çeşit çeşit bulabilirsiniz. Açıkçası ayakkabılara hoş dokunuş sağlayan bir detay bence bu. Ve sokak stillerine de çok yansıdı bu ayakkabılar. Ve hatta daha doğrusu terlikler. Kısa topuk olur, uzun topuk olur, bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Ama eğer ayakkabı arayışındaysanız kare burunlulara bir bakın derim. İkinci bahsedeceğim şey ise minik çantalar. Bunu biraz yükselişe çıkartan aslında Jack Mus oldu. Yanlış okumuyorumdur umarım ama Le Chiquito adlı modelleri zaten çok yükselişe geçmişti. Böyle küçük çantalar, hatta daha da küçüğünü yaptı. Onların petilerini yaptı. Baya böyle bana sorarsanız artık onlar sanki deri kolyeymiş gibi bir şey. Kullanışlı değil tabi ama çok hoşuma gidiyorlar. Ve daha çok Instagram'da böyle dünya çapındaki influencerlar tarafından daha çok sevilen, daha çok tercih edilen bir marka var By Far diye. Onun böyle küçük çantaları var. Yine işte Jack Mus'unkileri andırıyor biraz. Bu ikisi bayağı yükselişe çıkardı bu mini çantaları. Ben de böyle Zara'dan olanlar var. By Far'ın ve Jack Mus'un yaptığı kadar küçük değil ama bence bu boyut daha kullanışlı. Yine tabii ki de bu mini çantaların kullanışlılığı tartışılır ama bence eğer böyle çok eşya gerektirmeyen yerlere gidiyorsanız, işte gece dışarı çıkıyorsanız ya da ben işte düğünde kullanacağım mesela bunu, tercih edilebilir diye düşünüyorum. Tatlı bir dokunuş sağlıyorlar kombinlere. Ve işte tabii böyle çok bölmelilerden bulabilirseniz kullanışlı hale de gelebilir. Bu küçük çantalar zaten yavaş yavaş gündemimize geçen seneden boncuk çantalarla girmişti aslında. Biraz daha böyle kutu gibi olanları, daha böyle küçük küçük olanları bence daha hoş gibi ve işte daha gündeme uygun. Pek çok markada çeşitlerini bulabilirsiniz. Bence denemeye değer. Aksesuarlardan başlamışken aksesuarlardan devam edeyim. Bu zincir kolyeler aslında her yerde bulunabilir bence. Ama normal böyle ince kolye zincirleri gibi değil de böyle kalın, hatta bundan daha da kalınları daha çok tercih ediliyor son zamanlarda. Ve hani çok düz giyinseniz bile bu kolyeleri takınca kıyafetinize böyle bir hareketlilik katıyor. Eforsuz şıklık sağlıyor gerçekten. Gümüş rengi de tercih edebilirsiniz. Altın rengi de tercih edebilirsiniz. Bence fark etmez. Her türlü güzel bir farklılık katıyorlar. Gündelik yaşamada kolayca uygulanabilir. Dediğim gibi bu tip bir incelikte de seçebilirsiniz ama bundan daha kalınları da daha hoş durabilir. Bunu Mango'dan almıştım ben, ikili setti. Ama şu anda da çok beğendiğim bir set var ikili. Birazcık bence parası tuzlu. Beni uzun süredir takip ediyorsanız buradan biliyorsunuzdur ki ben hep Mango'nun takılarını öneririm. Çünkü gerçekten bu Zara olsun, işte H&M olsun. Zara da kaliteli de H&M, Bershka onlara kıyasla gerçekten daha kaliteli. Ve öyle hemen bir kararma olmuyor. Hatta hiç de olmuyor denebilir. Ama yine de işte o kalitesine rağmen tuzlu bulduğum bir set var. Onu yine de aşağı bırakacağım. O gerçekten çok güzel. Bu trendi yakalamak için harika bir seçenek bence. Ben zaten kolye takmayı çok seven birisiyim. Her ne kadar eskisi kadar sıklıkla kullanmasam da bu trend benim tarzıma da uygun. Gerçekten de hoşuma gitti. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Yine aksesuarlardan çok uzaklaşmayayım. Tekrar ayakkabılara döneyim. Az önce gösterdiğim ayakkabılarım gördüğünüz gibi ince bantlı sandaletlerdi. Ve
böyle biraz daha bantları uzun olan bu topuklu sandaletleri farklı bir dokunuşa alet ediyoruz. O da nasıl oluyor? Yine Bottega Veneta'dan ilham alınmış bir şey bu bence. Çünkü bir koleksiyonu yayınlandıktan sonra yabancı bloggerlardan olsun, işte sokak stillerinden olsun, çok sıklıkla gördüğümüz bir dokunuş, bir numara oldu bu. O da bu bantlarını ayakkabıların pantolonun üstüne bağlamak. Hatta ben bloguma da yazı yazmıştım. Bunu herkes sever mi emin değilim ama aslında bence gerçekten hoş bir dokunuş oluyor. Mesela paçası çok uzun pantolonlarınız varsa onun için de çok ideal bir şey oluyor. Bununla bağladığınızda hem boyu biraz kısalıyor hem de işte daha dar bir paça elde ediyorsunuz ve farklı bir hava katıyor kombininize açıkçası. Yani dediğim gibi herkes beğenmeyebilir belki ama benim hoşuma gidiyor. Hatta ben de denedim. Her ne kadar tam istediğim gibi yapamasam da ileride, yani en kısa zamanda hatta, tekrar yapmak istiyorum daha düzgün bir şekilde. Bu sandaletleri değerlendirmek için güzel bir yol. Ve eğer hani nasıl kombinleyelim derseniz de ben böyle halter yaka üstleri ya da atletleri ya da gömlekleri öneriyorum size. Aslında her şey olabilir. Yani normal düz tişörtler bile olabilir. Dediğim gibi bu da kolye gibi en basit kombinlerinize bile farklılık katabilecek bir detay. Son olarak göstereceğim şey ise, aslında şu an kürüsü yanımda yok. Antalya'da kaldı o. O da bu yine halter yaka üstler. Farklı farklı şeyler de deniyor. Geçen bir isim daha görmüştüm, unuttum ama. Neyse işte bu tip üstlerle ya da atletlerle külot tarzı ya da biraz daha bermuda şort gibi, yani dizinizde biten şortları kombinlemek. Aslında pantolonlarla giymek de bu sezon çok böyle patladı. Ama biraz daha işte sıcak yerlerde oturuyorsanız ben bence işte dizde bitenleri tercih etmek daha güzel olabilir, daha rahat olabilir. Eğer deri parçalar seviyorsanız, suni olsun, gerçek olsun, onlarla da kullanabilirsiniz. Çünkü suni olsun, gerçek olsun, derinin dokunuşu farklı bir hava katıyor tabii ki de. Daha böyle kendini gösteren, dikkat çekici bir yapısı var sonuçta. Kombininize level atlatabilir açıkçası. Ama hangi kumaşı tercih ederseniz edin, dizinize kadar olsun ya da biraz dizinizi geçen olsun, atlarla tercih ederseniz çok güzel bir kombin olur. Ve yine bu Bottega Veneta'nın biraz daha gündemimize getirdiği bir kombinasyon oldu. Bu kombinasyonu ben de denedim aslında. Hatta Instagram'a koydum ama full look'u koyamadım tam. Fırsat olmadı sonradan da. Yine ayakkabı olarak da bu ince bantlı sandaletle tercih edebilirsiniz. Hem biraz topuğu yüksekse eğer, bacak boyunuzu da uzatır ve güzel bir detay olur o da. Evet, bu videom bu kadardı. Sonunda sizlerle Ankara'daki odamda bir video çekmiş oldum. Aslında başta diyecektim ama unuttum. Hep Antalya'da çekiyordum. İlk defa Ankara'daki odamda çektim. Bir ani kararla geldik buraya aslında ama iyi oldu. Bir hava değişikliği, şehir değişikliği lazımdı. Her neyse, umarım beğenmişsinizdir. Ben bu videoyu trend videolarımı sevdiğiniz için çektim. Ve tabii ki de illa bunları yapacaksınız diye bir zorlama asla olamaz. Gündemde neler varmış merak edenler oluyordur diye çekmek istedim daha çok da. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben bir sürü trendin arasından en çok bu beşini seviyorum ve bunlar dikkatimi çok çekti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Sizin en beğendiğiniz trend hangisi aşağıda söylerseniz sohbet etmiş oluruz. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Abone değilseniz, olursanız çok mutlu olurum. Eğer hali hazırda abonemseniz zile basmayı unutmayın ki yeni videolarına haberdar olabilirsiniz. Vaktiniz için çok teşekkür ederim. Hala hastayım. O yüzden sesim pek iyi değil hala. O yüzden de özür dilerim. Her neyse, çok uzatmayayım artık. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.